Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Aynı zamanda evimize de hoş geldiniz. Evet, söz sizde Hüseyin Bey. Merhaba arkadaşlar, Kız Babası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün üzerinize afiyet, biraz nezleyim. Geçen hafta bahçedeydim, zeytindeyken biraz düşmüşüm herhalde. Sesim biraz kötü gelebilir, artık kusura bakmayın inşallah. Elif, sen de dersin. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de bugün bayağı bir çok Evet. Bugün ne yapacağız Elif? Ev bloğu çekeceğiz arkadaşlar. Evimizi gezeceğiz yani. İlk tablodan başlayalım. Evet. Arkadaşlar, bu tablo dediğim şey tablo değil, daha doğrusu annem ve babamın yaptığı tablo. Tabii ben de almadım. A101'den almıştık ve bittiğinde çok güzel oldu. Biz de girişimde asmayı düşündük. Bir tane daha var. Evet, daha çerçeveletmedik. Bir tane daha yapacağız. Ondan sonra çerçeveleteceğiz. Evet. Arkadaşlar, ailecek akşamları yapılacak güzel bir etkinlik. Binlik puzzle. Bayağı bir hem zaman geçirmemize yardımcı oluyor. Hem de güzel bir portre olarak çıkıyor. Anne, eve renk katıyor. Arkadaşlar, evet, bunu biraz size bilgi verelim. Evimiz 300 metrekare, 6+1. Bugün nasip olursa sizlere alt katımızı tanıtacağız. Eğer beğeni fazla gelirse üst katında videosunu çekmeyi düşünüyoruz. Anne. Efendim babacığım. Burada kalanları tanıtacağım. Kelebek, kelebek, kuş, kuş, kelebek, 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 kuş. Tamam. Alt katta arkadaşlar 3+1 mutfak salonumuz var. Üst katta da yine küçük bir mutfağımız, büyük bir yatak odası ve Elif'in odası var. Bir de tuvalet var. Evet, buyurun yavaş yavaş. Önce şu giriş dolabını isteyin istersen. Şöyle burada açık bir montları asmak için ayakkabı dolabı tarzında yer olmadığı için böyle bir şey tasarlanmış. Öğretmenim Elif öğretmenini özledi. Duygu öğretmenini özledi. Selam söyle bakayım Duygu öğretmenine. Selam. Elif'ciğim, ben bir bitireyim sonra sen devam et, olur mu? Bitirebilir miyim ben önce? Şimdi böyle montlarımızı asıyorduk, ceketlerimizi, bisikletlerimizi asıyorduk ama hani kötü görünüyordu, kapının açılmasını engelliyordu. Engelliyor. Onun için. Bir dolaba. İçeride fazla bir gardırobumuz var, onu çıkardık dışarıya. Tamam Elif'ciğim, hadi söz hakkı senin, göster bakalım. Burada maskelerimiz var. Benim koşta maskem var. Bakın arkadaşlar. Evet, dışarı çıkarken muhakkak maske takmayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Bunlar benimki. Evet, herkesin kendine özel alanı var. Evet. Maskeleri orada duruyor. Burada benim okul çantam var arkadaşlar. Evet, Elif'in okul çantası. Şu an tatil biraz uzadı ama olsun. Elif evde etkinliklerini yapmaya devam edecek. Arkadaşlar, bir gün size belki sabah uyandım, ne yapıyorum videosu çekebiliriz. Evet. Çok abone alırsak. Evet, hadi bakalım. Beğeni, abone değil de çok beğeni alırsak. Sizden bir tane beğeni bekliyorum. Tamam, evet, bakalım. Bir tane beğeni bekliyorum. Şu iki anahtar benim, şu ve şu. Hadi gel bakalım. Evet arkadaşlar. Bu ne? Arkadaşlarımın bir hatırası. Onların hepsine selamlıyorum. Bir şey diyeceğim. Evet. Merdiven altına gösterelim evet, istersen. Dur. Şuradan bütün olarak çekersek eğer karşıdan burası merdiven altı. Bu merdiven altını değerlendirmek için eşimle beraber düşündük, taşındık. Hem renk uyumu olsun diye. Bu şekilde bir depo yaptık kendimize. Arkadaşlar, buranın ışığı var. Buranın ışığını açınca buranın ışığı açabiliyor. Oranın ışığını açma, buranın ışığını açamazsa kaçırmıyor bunu. Çünkü birbirine bağlı onlar da, onun için. Evet. İçerisi biraz serin olduğu için arkadaşlar saklanabilecek bazı malzemelerimizi burada saklıyoruz. Yan tarafta fazla bununla ayakkabılarımız, kutularımızda bu şekilde istikliyoruz. Ya da ben büyük gelen. İlaçlarımızın bölmesi. Evet. Çantalarımızın ilaçları. Hadi Elifciğim, gel bakalım. Çıkalım. Hadi bakalım.
Bu şekilde doğal gaz borumuz var. Hani çok kötü görünmesin diye evlerde ne yazık ki bu boruların geçmesi lazım. Hani böyle küçük süslerle süsledim. Hani biraz daha estetik olsun diye. Daha hoş görünsün diye. Şu da koridor avizemiz. Evet. Avizeler hakkında biraz şey yapalım. Evin avizelerinin hepsi genelde aynı tarzda. Tarz ve kendi projemiz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim anne. Bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Şuradaki şey bir de düğün. Evet. Tacize veriyor. Evet, Çağdaş abinin oğlunun sünnet düğünü vardı. Orada hediye demişti. Biz onu böyle değerlendirdik. Evet. Burada böyle rüzgar çanımız var. Anne. Elif onu sesini çıkartsana. Şimdi yazın camlar, kapılar hani açık olduğunda bu böyle ara ara ses çıkartıyor. Hoş bir tını oluşturuyor. Evet. Anne, ama oraya sonra. Şimdi duvarda evet, bunları A101'den, BİM'den ya da tam hatırlayamıyorum. Anne, çok uygun fiyata. Elif'cim birisi konuşurken lütfen sözünü kesmeyelim. Uygun fiyata almıştık ve çok şık görünüyor. Anne. Arkadaşlar bunlar eski çiçeklerimiz, yeşil birleştirdi. Güzel bir yeniden bir buket haline getirdi. Değişik güzel bir evet, çiçek oluştu. Söyleme sahip böyle şeyleri çok meraklıyım, severim yapmayı. Burada gene bir çiçekle başlayalım isterseniz salonun girişinde. Evet arkadaşlar, burası ünitemiz. Normalde bu 3 parçaydı. Aynı parçadan burada da vardı. Burayı çok aşağı kapattığı için bunun bir tanesini büyük oğlumuzun odasına kitaplık olarak kaldırdık. Bunun kendi proje yazdıklarını kendimize ait. Biz kendimiz çizdik bu şekilde. Yani lafların ölçülerini her şeyi kendimiz belirledik. Burası Elif'in küçük bir salondaki oyun dünyası gene. Çalışma masası. Çalışma masası. Boyamalarını burada yapıyor. Evet, birçok etkinliği bu masada yapıyor. Evet Elif'ciğim. Kanalımıza abone olmak istiyorum. Kanalımıza abone olmak istiyorum. Evet, televizyon. Evet. Burada gördüğünüz gibi büyük bir aynamız var. Salon takımımız, garajlarla. Burada gördüğünüz gibi ev komple pembe, beyaz karışımdan yapılmış. Şu anda çiçeklerimiz de duvar çiçeğimiz de pembe. Şurada bir ayrıntıya dikkat çekmek istiyorum. Kırmızı toz olmasın diye pembe örtümüz aynı zamanda pembe çiçekli saatimiz. Evet. Bunu bayağı bir aradık arkadaşlar, kemer altında İzmir'de bayağı bir aradık. Duvarlıkta da bayağı bir uğraştık. Evet. Topuzlarımız, perdelerimizi burada da var bir tane gördüğünüz gibi. Bunlar da küçük ayrıntılar da. Şimdi bir tanem şunu belirtmek istiyorum. Yanki perdeler çok şık duruyor. Hani bu bir gerçek ama ortası açık olduğu için dışarısı görünüyor. Bu benim çok hoşuma gitmiyor. Onun için ben ortasına tekrar bir aynı kumaştan tül tasarladım. Hani böyle daha ben verimli kullanıyorum. Hem kalın perdeyi çektiğimde evin içi de görünmemiş oluyor. Bunu da belirteyim. Avizeleri yapan arkadaşa yaptırdık. Bayağı bir araştırdık. Hakikaten çok uygun da oldu. Bayağı bir hesaplı da oldu. Normalde bunları bu şekilde dışarıdan almaya kalksanız. Burada da işte böyle pembe çiçekler var. Evet, pembe güllerimiz var. Ve evet, altında böyle taşlar var. Şuraya da takın. Yap şey istersen. Lambamızı yakabilir misin? Işık açık mı? Yok, bunun lamba derim çıtçıtını basmanız lazım. Basmadım. Prizin çıtçıtına bastım. Lamba derinkine basmadım. Yani bundaki boncuklarla perdedeki boncuklar aynı. Bunları hep yani ben kendim yerleştirdim. Hani baba, boş vakitlerimde böyle şeyler uğraşmayı açıkçası seviyorum zaten. Evet. Bunu İstanbul'dan almıştık. Evet.
Babacığım kapatayım mı burada kırışıkları? Kapat istersen. Salon masamız yani aslında bu salona masa olmaması lazım. Çünkü çok büyük bir salon değil ama dediğim gibi biz bu eşyalarla hani başka bir evden geldiğimiz için inanın salon masasını çok gezdirdim. Ama salonda da bir masaya ihtiyaç oluyor. Neden Elif'le etkinlik yapıyorsun, ders yapıyorsun. En sonunda artık gezdir. Kapının girişine zaten küçük bir masa yerleştirdik. Beraber burada çalışmalar yapıyoruz. Bir şey diyeceğim anne. De bakalım Elif'ciğim. Misafirlerimiz, yarış, mutfak. Bizim mutfağımız tam burada yiyor. Bak, tabii. Misafirimiz orada yemiş. Tabii. O zaman tabii onu oradan çıkartır, ortaya koyarız, büyütürüz, rahat rahat yemeğimizi yeriz. Evet. Evet, salonun her yerini gezdi o masa. Evet. Hatta videolarda da görmüşsünüzdür, balkona bile çıktı. Evet. Evet. Ya buraya ne geldi? Salonun avizesi görmüş olduğunda, diğer avizelerle takılıp hepsi uyumlu. Uyumlu bir şekilde. Şimdi... Arkadaşlar, bir şey diyeceğim. Yani bunu aslında bazıları çok beğenmiyor ama benim bilmiyorum çok hoşuma gitti. Eve renk kattı. Evet kızım. Onlar yanıt olacak. Her lambamda şunu da bile takılabilir. Evet onu da bile. Bunu da bile takılabilir. İşte yapmak istekler koyduk ama. Şuralarından belli oluyor zaten. Evet. Yapmak istekler çok güzel. Bakın şöyle şeyler de var. Hadi koyacak aşağıya başka bir yere. Elif'ciğim sana bir şey söylemek istiyorum. Biri konuşurken kim olursa olsun önce onun sözünün bitmesini bekle. Olur mu anneciğim? Bir şey söyleyeceğim diye siz kesinlikle hani kişinin sözünü kesme, tamam mı? Ama ondan sonra yine bir şey söylüyor, yine bir şey söylüyor. Yani ama sen zaten böyle parmak kaldırırsan ya da böyle hareketlenirsen söz istediğin anlaşılır ve kişi sana söz verir. Tamam mı kızım? Evet artık mutfağımıza gidebiliriz. Evet arkadaşlar, mutfağımızda Elif Hanım tanıtacak. Elif Hanım, mutfağımızı gezdirir misin bizi? Burası bulaşık makinesi. Burası bulaşık makinesi. Evet. Burada bisküviler. Bisküviler, sütler, plastik var. Malzemelerimiz var. Değil tabaklar mi? Tabaklar var, tabaklar var. Evet. Burası da bu. Mikrodalga fırınımız var. Üstünde ne var? Üstünde tost makinesi. Tost makinesi var. Evet. Burada da bardaklar falan var. Evet, bardaklar burada var. Burada iki tane, bir tanesi su dolması, bir tanesi evet, bir tanesi arıtıcımız var. Bir tane de normal çeşme suyumuz var. Burada da havlu var. Evet. Evet, şimdi dolapları gösterelim şimdi. Hadi bakalım babası. Evet arkadaşlar, bizim ev ararken olmazsa olmazımız şu pencereydi. Tabii bu pencerenin bir artısı bir de eksileri var. Yani pencere güzel gözüküyor ama gördüğünüz gibi şimdi bakın şu köşede buzdolabı var. Burada da pencere var. Burada da dağlanmaz olduğu için dolap yetersiz kaldı burada. Bu gördüğünüz sadece burası vardı ilk evi aldığımızda şu dolaplar vardı. Biz de mecburen şu gördüğünüz karşı dolabı komple kendimiz yaptırdık şu dolabı. Yani bu olmasa mutfağın eşyaları neredeyse almayacak yani hiçbir şey almayacaktı ki bu da yetmedi. Sonradan biz kendimiz gene bir daha kapının arkasında güzel bir boşluk vardı. Bu boşluğu değerlendirmek için gördüğünüz gibi kuru erzaklarımızı, kapıları, saklama kaplarını koymak için yaptık. Aslında burada buzdolabının arkasında bir yer vardı. Biz burayı düşünmüştük böyle çekmeceli, asılmalı diye. Ama buradaki alanın arkasında kolon varmış. Burada kolon olduğu için o düşüncemizi yapamadık. Yani sizin evlerinizin dolapların yanında böyle bir boşluk varsa hani çekmeceli, kavanoz, kuru yiyecek koymak için dolap düşünülebilir yani. Bakmak, değerlendirmek lazım. Bunu evet, şurada da televizyonumuz var. Bu televizyon tabii kahvaltılar olmazsa olmazı. Şu şekilde arkası aparatlı. İstediğimiz yönü çevirebiliyoruz. Bazen havalar güzel olduğunda balkonumuzda evet, oturup. Evet. Şurada da kuşaklı bir perdemiz var. Burada tabii siyah ve beyaz ağırlıkta. Evin geneli pembe ve beyaz olmasına rağmen
Ama gene de halıda bir kırmızılık pembelik kullandık. Kullanmasak aldı aldık. Tabii grilik dolaplar. Evet. Yani mutfağın ağırlığı aslında siyah beyaz ama tam siyah değil aslında. Yani bej gibi böyle. Renk açılmış siyah gibi görünüyor dolapların altı. Balkona geçelim istersen. Ya da hani onun içine evet oradaki. Evet arkadaşlar. Burada normal bardaklarımız. Çay bardaklarımız, fincanlarımız, tabaklarımız. Hayır, çekmece de mutlu. Özür dileriz. Evet, gösterelim. Alt kısımda da tencereleri koymak için bir alanımız var. Pembe, 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 kırmızı, siyah, siyah, gri, siyah. Evet. Yerleştirirken de renk uyumuna uygun olarak yerleştiriyoruz. Öyle rastgele değil. Evet, hep benim düzende olması gerekiyor. Gri, gri. Düzenli koymaya çalışıyoruz. Evet, bunun evet. Buralarında bir şey var. Evet, o biraz eski. Diğer tarafı da gösterir misin Elif, bu tarafı da? Biraz ayrı. Kafana dikkat et. Önce karşı göstermedik. Önce bu tarafı. Bu tarafı, bu tarafı. Arkadaşlar burada şöyle çok büyük bir tava bulduk. Ağır bir şey. Hadi koy yerine. Koy yerine. Evet, orada plastiklerimize evet. Cezveler falan var. Burada çaycımız, kahve makinemiz. Elif'in pipetleri var burada. Evet. Evet. Hiç kimse benden başka. Arkadaşlar biz beyaz eşya alırken hani çok fazla marka takıntımız yok. Hani mutfakta birçok marka var hatta. Buzdolabı, bulaşık makinesi. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim şimdi. Önümüzde olan bu kadar şey olan var mı? Evet. Stoklarımız orada değil mi Elif? Bir sürü stokta bu olan. Evet. Elçim gel bakalım. Evet. Boş bulaşık makinesi, çamaşır buzdolabı boş, fırın, ankastre, arçelik. Evet arkadaşlar, ankastremiz arçelik. Babacığım. Çaycımız korkmaz. Korkmaz. Kahvecimiz kivi. Kahvecimiz kivi. Yani bizim babacığım. Bir marka takıntımız yok. Önemli olan yani işlevselliği. Bir saniye, baban sözünü bitirsin Elçim. Bulaşık makinemiz boş. Buzdolabı boş. Mikrodalga. Küçük süpürgemiz arzu. Arçelik pardon. Mikrodalga. Mikro profilo. Evet bunlar da profilonun. Bu şekilde. Şöyle Elif. Çekmeceleri. Evet. Evet Elif çekmecelerimizi gösteriyor. Şöyle şeyim var. Evet. Büyük kaşıklar var. Bıçaklar evet. Var. Evet, ikinci çekmeceye geçelim. Dur. Tamam, onları da dursun. Tamam. İkinciyi göster. İkinci. Hadi bakalım, ikinciyi göster. Burada şeyler var. Burada başta. Aa, bakın burada kaç plastikler var. Burada göz eşimin yaptığı şeyler var. Bakın. Büyük lastiklerden. Evet, streçler falan. Altta ne var Elif? Evet, alt çekmeceyi göstereyim. Altta işte mısır gevrekleri. Burada Elif'in gizli deposu varmış. Evet, mısır gevrekleri varmış, makarnalar varmış. Spagettiler. Evet, kabartma tozları. Ketosları varmış. Makarna. Makarna, krem şantiler değil mi? Büyük makarna, küçük makarna. Evet. Elif bir de balkonu gezdirir misin bize? Evet. Sen biraz bahsedin lütfen. Arkadaşlar şu an hava soğuk olduğu için balkondaki masa sandalyemizi aldık. Burada patates şey soğanlığımız var. Evet, babacığım bir şey diyeceğim. Bir patlayın olsun siyah şekli. Bir şey diyeceğim evet. Babacığım. Evet. Annem istedi oraya götürmedi. Kıştan dolayı götürmedi. Evet, evet arkadaşlar burada sebzelerin koyulduğu bir yer var. Evet. Ve burası bu kaç? Soğan. 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 Şey. Evet. Ve ben unutamıyorum. Bu var seninle biliyorum. Zeynep Bey zeytinlerimizi de göster. Çizdiğimiz kırmızı. Evet arkadaşlar. Aslında videosunu çekemedik ama kendi bahçemizi gördüğünüz gibi burada çizme
kırma zeytinimiz ve eşimin yaptığı turşular var burada gördüğünüz gibi. Burada salamura zeytin yaptık. Onlar da burada depomuzda. Armut, evet, narımız var, evet. Ve limon. Limonumuz var. Hadi bakalım. Mutfak turumuz da bitti arkadaşlar. Şimdi banyoya başlayacağız. Elif bizi banyoya tanıtacak. Şimdi gidelim. Evet. Arkadaşlar videosunu çektik zaten. Elif'in bir oyuncağı da burada var. Arkadaşlar boyuna kadar ayarladık. Evet. Tartı var. Atlayacak. Evet arkadaşlar. Burası da banyomuz. Alt katı banyomuz. Şimdi kimseye evet. Konuşmayı ben anlatacağım. Sana. Tamam anlat bakalım. Gel babacığım. Gelelim bakalım. Aynen bir anne. Göster kapat, burada. Kapat böyle göster. Evet. Burada havlular. Evet. Burada bir tane kendi lambası, bir tane evet, kendi lambası. Burada bir lambamız var. Bir de Türk Ekmeği'nin lambası var. Evet. Burada böyle şey var. Bu lambo var. Burada da sihirli sabun diyorum ben. Türk sabun altında. Burada da banyomuz var arkadaşlar. Tamam, tamam. Evet. Evet arkadaşlar, burada küçük bir kendimiz banyoda tadilat yaptık. Şu tavanda gördüğünüz bu şeyleri kendimiz internetten sipariş evet, verip kendimiz değiştirdik. Evet, biz yaptık. Anne ve baba yaptı değil mi? Evet. Uyumlu olsun diye kulpları değiştirdik. Gördüğünüz gibi. Elif'ciğim kapat orayı. Banyonun dışına sarı rengiyle uyum sağlasın diye bu şekilde bir sonradan kendimiz yaptık burayı. Evet, avizemizi de gösterelim. Evin genelinde uygun bir. Yani avizeler genelde hepsi takım arkadaşlar. Kendimiz yaptırdık biz. Babacığım. Efendim. Burada da işte çiçek aynaları. Evet, burada bir kelebek ailesi var. Evet. Bebek ve burada iki tane kelebek kuzu var. Evet, şimdi diğer odamıza geçiyoruz. Arkadaşlar ev büyük olduğu için internet yetmiyor. Onun için bir yayıcı aldık. Daha yeni aldık. İlk almışız. Tavşan gibi. Bu şekilde artık evin her yerini internetimiz çekiyor. Burası küçük oğlumuzun odası. Burada küçük bir oğlumuz aslında küçük değil. Yani büyük liseye gidiyor ama liseye çok gidiyor. İstemişti böyle bir arabalı takım küçükken. Ama o zamanki evimiz çok küçüktü. Tabii hani, bu takım alanı bayağı oldu biz. Babacığım bir şey olacağım. Var ya gençlerimizde geniş olduğu için. Efendim mi? Merak edenler için adını söyleyeyim Mustafa. Evet şu Ferrari'yi bir atla bakalım bir gezdir bizi Elif. Buranın bunun bu arada ışıkları da yanıyor şu anda. Evet ışıkları da yanıyor. Ama tabii ki. Şimdi. Bir de ben buradan kayıyorum. Bak kayayım mı bir kere? Tamam kayabilirsin bir kere. Evet arkadaşlar. Mustafa tabii canlı derslerini takip ettiği için burada bilgisayarında sürekli ders evet. Bu şekilde masasında. Bakın arkadaşlar. Burası bakın, da nasıl salonumuz pembe ağırlıklıysa burası da kırmızı siyah ağırlıklı genelde. Mavi de var biraz. Halıyla perdenin uyumunu göster. Çizgiler halıda da var, perdede var. Evet, dekor olarak. Kendimize dikkat etmiştik en uyumlu olsun diye. Yani saatimize kadar burada arabaları yansıtıyoruz hayır, arkadaşlar. Şimdi Şimşek McQueen. Şimdi koltuk. Aslında terasın takımı bu. Ama yani, sıkıldılar. Bunları yani, biz daha önce puf almıştık. Puflar rahat olmadığı için koltuk birer tane koltuk odalara bıraktık. Babacığım, bakın. Bazen ikimiz aynı anda konuşuruz inşallah anlaşılıyoruz. Evet. Efendim kızım. Burada böyle açma şeyi, araba şeyi. Araba tekerleğiydi, direksiyonu. Evet. Evet. Hadi bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Misafir odasına. Evet, şu anda misafir odasına gidiyoruz. Misafir
misafir odasına gidiyoruz. Yani anneannemizin, babaannemizin ya da dışarıdan gelen misafirlerimizin kaldığı küçük oda. Burası bizim küçük odamız arkadaşlar. Ve benim aynı anda oyuncak odam. Tabii Elif'in artık oyuncaklarımız yetmediği için bir yerde odasına sığmadığı için. Sığmadığı için yani burada gördüğünüz gibi bakın Elif'in oyuncak dünyasının devamı burada. Aslında evet. Yatak ördesi ve fon perdeler salonun takımı ama dediğim gibi biz hani bu eve sonradan taşındığımız için bu eşyaları da ben bu şekilde değerlendirdim. Hani yatak örtüsü olarak Fenerbahçe. Tabii arkadaşlar buradan da Fenerbahçe'ye selamlar. Bu evi Fenerbahçe'deyiz çünkü ailecik. Evet Fenerbahçe. Hiç kuyumu yok bu arada ya da koy. Eşim dolabı için ben gösterecek misin? Şimdi tamam. Bakın arkadaşlar, burada benim teyzemin verdi. Ömür teyzenin verdi. Onun kızının verdi. Ebra ablanın verdi. Ebra'nın hediyesi değil mi? Evet. Dolabında ne var? Burada da evim var. Onu tapmıştık daha önce. Evet. Yine zaten yani dolabı aç. Dolabı aç. Ve ben birkaç tane stiker yapıştırdım. Burada böyle şey. Elif'ciğim dolabı açar mısın? Açayım. Ne kadar düzenli olduğuna hani dikkat çekmek istiyorum. Benim kızım çok düzenli. Evet. Oynadı. Her şeyi yerine koyar. Evet arkadaşlar oyuncaklarımız buradan alıyor öyle. Bir oynuyor. Tekrar yerine getiriyoruz. Şimdi kutuları göster bir tane. Hiçbir şey karışık değil. Evet oyuncakları gördüğünüz gibi. Her cins kendi kutusunda. Oynadığı zaman. Tek tekrar... kumuliler hariç. Onlarda yer kalmadığı için arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve derin dondurucumuz. Evet. Arkadaşlar evlerinde olmazsa olmazı.